Ege Bölgesi İzmir 36-25, Aydın 39-23, Afyonkarahisar 30-16, Kütahya 31-15, Muğla 37-21. Evet, Mısır'da Adeviye ve Nahta meydanlarına bugün ordu tarafından bir müdahale gerçekleşti. Dediğimiz gibi onlarca yaralının olduğu ifade ediliyor. Bu müdahalenin sonucunu nasıl bir değişime neden olacağını konuşacağız bugün. Gazeteci Saruhan Oluç'la birlikteyiz. Hoş geldiniz Sayın Oluç. Hoş bulduk. Evet, bugün aslında bizim gündemimiz çok farklıydı ama bugün Mısır'dan böyle bir haber gelince maalesef konuşmadan geçemeyeceğiz sizinle bunu. Şimdi biraz önce telefon konuklarımıza da konuştuk. Sorduğumuz ilk soru şuydu: Mısır'da nasıl bir tablo var? Nereye doğru gidiyor Mısır? Neler olacak? Çok tatsız bir tablo tabii. Yani her askeri darbenin ardından yaşanan şeyler aşağı yukarı Mısır'da da yaşanmaya başladı. Askeri darbelerin zaten karakteri bu. Sonuç olarak siyasete, demokratik siyasete değil, silaha dayanarak iktidar oldukları için o silahları mutlaka kullanıyorlar. Ellerindeki silahları mutlaka kullanıyorlar. Bu yani Latin Amerika'daki darbelerde de görüldü. Bugün Mısır'da da görülüyor. Yakın tarihimize bakarsak Türkiye'de de biz bunları yaşadık defalarca. Dolayısıyla askeri darbe demek aslında halka karşı şiddet kullanmak demek, halka yönelik katliam yapmak demek, insanları sorgusuz sualsiz cezalandırmak, öldürmek, asmak demek, hukukun olmaması demek. Yani aslında demokrasinin ve hukukun olmaması demek ya da var olan hukuku askerlerin belirliyor olması demek. Dolayısıyla bu Mısır'da yaşananlar bir askeri darbenin doğal sonuçları aslında. Birincisi bunu tespit etmek gerekiyor. İkincisi Mısır'da biliyorsunuz çok, yani bir ay içinde bir kez daha bir katliam yaşandı. Evet. Ve yani sayısı rivayet muhtelif, 120 ile 200 arasında değişen sayıda insan öldürüldü yine askerler tarafından. Bu katliamda yeterince tepki almadı uluslararası alanda baktığımızda. Yani uluslararası alanda çeşitli devletler, sivil toplum kuruluşları vesaire bu yaşanmış olan katliama gereken sert tepki göstermediler. Dolayısıyla oradaki askeri yönetim bir meşruiyet kazanmış oldu. Yani kendi halkına karşı bu tür şiddet uyguladığı zaman uluslararası alanda da çok büyük tepki görmediğini gördü, anladı. Dolayısıyla eli biraz daha rahatladı. Bundan sonra böyle mi olacak peki? Aslında çok tabii büyük bir gözdağı vermiş oldular. Müslüman kardeşlere aslında silahlı mücadeleye çekmek istiyorlar. Umarım İzvan işte bu konuda... Ama gelecek olun, daha önce gelmeyen, yeterince gelmeyen o uluslararası tepki bu kez gelir mi? Şu andaki veriler çok fazla gelmeyeceğini gösteriyor. Tabii göreceğiz yarın öbür gün ne olacağını ama şundan hareket ederek söylüyorum. Yani ABD Dışişleri Bakanı'nın aslında Mısır'da askerlerin demokrasiye geçmekte olduklarını açıklamış olması bir kere çok büyük bir açık çek oldu askerler açısından. Avrupa açısından baktığımızda da çok büyük tepkilerin gelmediğini gördük. Arap ülkelerinde ciddi destek aldı askeri darbe. Şimdi bütün bunları üst üste koyduğumuz zaman yine bazı tabii tepkiler gelecektir. Yani insanların öldürülmesine karşı, böyle bir halka karşı şiddet uygulanmasına karşı tepkiler gelecektir. Ama bunlar aslında biraz göstermelik tepkiler olacaktır. Yani Mısır yönetiminin geri adım atmasını sağlayacak tepkiler olmayacaktır diye düşünüyorum. Ne sağlayabilir bunu peki? Ya da kim? Bu tür darbelerde iki şey önemli elbette ki. Bir tanesi o ülkede yaşayan insanların darbeye karşı mücadele etmeleri. Bir iç dinamiğin gelişmesi çok önemli. İkincisi de dış desteğin olup olmadığı çok önemli. Şimdi dış desteğin olmaması demek, yani diplomatik ilişkilerin zedelenmiş olması, askıya alınmış olması, ekonomik ve ticari ilişkilerin zedelenmiş olması
bu tür askeri yönetimlerin adım atmasını güçleştiren faktörler olurlar. Ama şu anda görüldüğü kadarıyla iki alanda da Mısır'daki askeri darbe yanlıları ve askeri darbeyi yapmış olanlar avantajlı durumda görünüyorlar. Hem dış destek açısından kendi ellerini zayıflatacak bir durum yok henüz ortada. İkincisi de içeride de darbe karşıtları maalesef İhvan'la sınırlı kalmış gibi görünüyor. Yani Adeviye ve Nahda meydanında toplanmış olanlar ağırlıklı olarak İhvan yanları gibi görünüyor. Dolayısıyla darbe karşıtları sadece İhvan'la sınırlı kalırsa ya da öyle görünürse bu da yine askerlerin elini kolaylaştıracak bir faktör olacaktır. Peki şimdiye kadar Müslüman kardeşler nasıl bir politika izledi sizce? 3 Temmuz'daki darbeden sonra. Şimdi aslında Müslüman kardeşlerin izlediği politika bu darbe karşısında sivil bir itaatsizliği bir tür örgütlemekti. Yani herhangi bir şekilde bir silahlı mücadeleye girmeyeceklerini açıkladılar. Ve girmediler. Girmediler de şiddet karşısında sivil itaatsizliği örgütleyeceklerini duyurdular ve yaptıkları da esas itibariyle bu oldu. Yani hem Adeviye Meydanı'nda hem Nahda'da hem de diğer Mısır illerindeki gösteriler barışçı, şiddet kullanmayan gösteriler oldu ama kendi politik pozisyonlarını da ön tarafa koydular. Birinci sıraya koydular ve Mursi'nin serbest bırakılmasını ve bu askeri yönetim altında bir yeni anayasanın yapılmasını benimsemediklerini açıkladılar. Şimdi bu açıdan baktığımızda İhvan'ın tarzı sivil bir muhalefetti. Bir sivil itaatsizlik tarzıydı. Ben bu tarzın çeşitli tartışmalara rağmen sürdürüleceği kanaatindeyim. Ama bugünkü sert müdahale sonucunda bu nasıl sürdürülür, hangi çerçevede geliştirilir, hangi yöntemler uygulanır bunları şu anda şimdilik bilmek. Şimdilik bir sokağa çıkma çağrısı var ama. Evet ama en azından şunu önemli görüyorum. Yani bu tür halka yönelik şiddet eylemleri karşısında Mısır halkının önemli bir kesiminin bunu benimsemediğini gösteriyor olması ve bunu da inatla gösteriyor olması önemlidir ve belki bu tür şiddet eğilimlerini biraz geriletme imkanı sağlar. Beril Dedioğlu bugün yaptığımız telefon bağlantısı önemli bir şey söyledi aslında. Hani sadece Müslüman kardeşleri konuşmamak lazım. Ülkedeki bazı radikal gruplar ayrışabilir. Onlar eylemler gerçekleştirebilirler. Ve ordu yönetimi bu eylemleri gerekçe göstererek kendi varlığını aslında bir şekilde meşrulaştırabilir ya da güçlendirebilir. Mesela El-Kaide gibi örgütler işin içine dahil olursa ne olur? Şimdi bu tür ihtimaller elbette ki var. Yani şimdi Mısır özelinde konuştuğumuz için bunları bu isimlerle konuşuyoruz ama genelde bu tür darbe ortamlarında bu böyle gelişmeler yaşanabilir. Latin Amerika'da da çeşitli darbelerde böyle şeyler görülmüştür. Çıkabilir bu tür radikal mücadele edecek örgütler. Bunlar kendi meşruiyetlerini de sağlayabilirler. Bunun karşısında da askeri yönetim bu tür hareketleri bastırmak için hem daha fazla şiddet kullanır hem de daha kalıcı hale gelmek yönünde adımlar atabilir. Bunlar ihtimaller elbette ki ama ben şu anda önemli olanın buradaki ana güç olduğunu düşünüyorum. Yani darbe karşısındaki ana güç İhvan, Müslüman kardeşler ise ki öyle şu anda öyle görünüyor. Onlar eğer bu tür bir mücadele yöntemine başvurmazlarsa ki bugüne kadar buna başvurmadılar. O zaman ufak tefek bu tür radikal eylemlerin halk açısından çok fazla meşruiyet taşıyacağı kanaatinde değilim doğrusu. Yani ana gövde ne yapacak oraya bakmak lazım. Ve tabii ki bu ana gövde kendisini genişletebilecek mi oraya bakmak lazım. Yani askeri yönetim karşısında sadece İhvan kendisiyle sınırlı bir muhalefette mi kalacak yoksa kendi muhalefetini genişletebilecek mi? Farklı çevreleri de katabilecek mi? Kendi demokrasi anlayışını geliştirdiğini göstererek bunu yapabilecek mi? Yoksa bunu göstermezse inandırıcı bir yanı olmaz yapacaklarının. Dolayısıyla İhvan'ın önüne böyle bir görev de düşüyor. Yani bir taraftan darbe karşısında mücadelesini sürdürürken ama aynı zamanda daha demokratik şimdiye bir anlayışa... Şimdiye kadar bunu yapmaya çalışmadı mı peki?
iktidar olduğu dönemde bu konuda ciddi eksikleri olduğunu konuşmuştuk daha evvelde. Ben öyle düşünüyorum ki. Yani darbeden sonra özellikle. Darbeden sonra işte biraz bir tartışma dönemi yaşanıyor. Ama İhvan da mutlaka bu tartışma dönemini devam ettirip kendi içinde başka daha demokratik bir politikaya, kendi dışındakileri de kapsayacak bir anlayışa sahip olduğunu göstermelidir. Yani hiç kimse İhvan karşısında kendisini koruyamayacak, demokratik sistem içinde koruyamayacak durumda olduğunu hissetmemelidir. Dolayısıyla bir çoğulcu demokratik anlayışa ihtiyaç vardır. Bu konuda da bazı adımlar atılırsa daha geniş bir darbe karşıtı taraf oluşabilir. Aksi takdirde daha sınırlı kalır. Ama bu tabii çok sıcağı sıcağına. İşte bunu engellemek için politikasını gitgide sertleştirmiyor mu ordu? Bu ama işte hangi şey neyi doğru o her zaman belli olmaz. Bu politikayı sertleştirmesi bir süre sonra sadece İhvan'la sınırlı kalmaz. Başka yerlere doğru da yönelebilir. Bu da başka daha tepkici Müslüman kardeşlerin güçlenmesinin önünde de bir engel değil mi aynı zamanda? Sertlik politikası evet, mı? Sertlik politikası. Her zaman aynı sonucu doğurmaz. Yani sertlik politikası bir süre sonra toplumun diğer kesimlerinde başka tür korkuları ortaya çıkartabilir. Dolayısıyla yani bu alanda biraz daha görmemiz gerekiyor yaşanacakları. Ama ben şunu önemsiyorum doğrusu. Darbe karşıtları sadece İhvan'la sınırlı kalırsa Mısır'daki bu kamplaşma bu şekilde devam eder. Darbe karşıtları İhvan dışında da geniş bir kesimi kapsamaya başlarsa ki oradaki kritik konu demokrasi meselesidir. O zaman askeri yönetim geri adım atmak durumunda kalır. Daha hızlı bir şekilde sivil yönetime, parlamenter bir yönetime geçme zorunluluğunu hisseder. Buradaki kritik noktanın bu olduğu kanaatindeyim. Peki Mısır kendi kendine, yani hep uluslararası bir tepkiden bahsediyoruz, Türkiye'nin rolünden bahsediyoruz. Peki bunlar olmadan Mısır kendi kendine bu sorunu çözebilir mi? Aslında Mısır'ın kültürel, politik ve siyasal yapısına baktığımız zaman bu sorunu kendi kendine çözebilecek bir birikime sahip olduğu görülür. Yani bölge ülkeleri açısından yine en gelişkin demokratik anlayışa sahip olan politik kültür açısından söylüyorum ülkelerden bir tanesidir Mısır. Dolayısıyla bir de çok kültürlü, çok farklı inançların, farklı dinlerin, farklı dillerin bir arada bulunduğu bir toplumsal yapısı vardır. Dolayısıyla bu yapısıyla Mısır bu meseleyi aşabilir. Yeter ki bu açıdan baktığımızda oradaki askeri vesayeti sağlayan mekanizmaların değiştirilmesinin imkanı ortaya çıkabilsin. Şimdi baktığımız zaman Mısır'daki bugünkü yapının arkasında çok ciddi bir askeri güçlerin ekonomi alanındaki örgütlenmesi olduğunu da görürüz. Yani ordunun ekonomi alanında çok ciddi bir gücü vardır. Çok ciddi şirketlere yönelik etkileri vardır. Dolayısıyla mesele sadece ordunun bir şiddet erkini elinde bulundurmasıyla ilgili değildir Mısır'da. Dolayısıyla çok farklı alanlarda bir demokratikleşmeye ihtiyaç duyulmaktadır. Ben Mısır'da bu kültürün var olduğunu doğrusu düşünüyorum. Yani en gelişkin hali olmayabilir bu ama var olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla Mısır'ın demokrasi mücadelesinde hem demokrasi güçleri açısından hem Mısır'ın emek güçleri açısından önemli birikimlere sahip olduğunu düşünüyorum. Bunun da sonuçlarını önümüzdeki yıllarda göreceğiz. Ben Mısır toplumunun öyle kolay kolay artık askeri vesayete boyun eğeceği ve bunu da sürekli yapacağı kanaatinde değilim. Çünkü geçmişte yaşananlar arda arda baktığımızda Nasır'dan bugüne kadar yaşananlara baktığımızda bu alanda ciddi bir birikim ortaya çıkarılmıştır. Ama eksikler vardır mutlaka. Bu eksikler bu mücadeleler içinde giderilecektir diye düşünüyorum. Biz yine de Türkiye'nin rolünden bahsedelim peki son olarak. Şimdi devrimi destekleyen, darbeye karşı duran bir Türkiye var şimdiye kadar Mısır'la ilgili. Değişir mi tavır, daha mı sertleştirir Türkiye-Mısır politikasını? Bir değişikliğe gider mi? Bir nasıl müdahil olur mu?
ne olur? Yoksa bir kurulabilecek ihtimali olan bir müzakere masasında mı yer bulur? Ya da bulmaya çalışır mı? Ne yapar? Şimdi yani Türkiye'nin şu andaki iktidarı açısından da bakarsak Mısır'daki darbe rejimini desteklemek söz konusu olmaz sanıyorum. İktidar değişikliği bile olsa Türkiye'de kolay kolay darbe rejimini destekleyecek bir iktidar ortaya çıkmaz. Bir kere o açıdan bir farklılık yaşanacağını sanmıyorum. İkincisi ne yapılabilir dersek yani yapılabilecek olanlar dış ülkeler açısından baktığımızda birkaç alanda şekillenebiliyor. Bunlardan bir tanesi diplomasi uluslararası ilişkiler alanıdır. O alanda yapılacaklar yapılıyor zaten. Çeşitli açıklamalar, pozisyon almalar sağlanıyor. Ama şimdiye kadar İkincisi, yeterli olmuş görünüyor. Evet. İkincisi ekonomik ticari ilişkilerde bir takım adımlar atılabilir. Bunların da belli bir sınırı var. Yani şu açıdan sınır var. Türkiye'nin tek başına yapacağı bir atacağı bir adım çok etkili olmayacaktır. Dolayısıyla bu tür uluslararası etkiler daha çok büyük devletlerin ve büyük uluslararası kuruluşların adım atmasıyla mümkün olur. Ama onun da şu anda göründüğü kadarıyla Amerika'ya baktığımızda, Avrupa'ya baktığımızda çok fazla olumlu işareti onlar yok. Onlar böyle durumlarda ortada. Biraz daha beklemeyi evet, biraz yani şu andaki yani en azından şu güne kadar verdikleri tepkiler daha itidal içeren tepkilerdi. Dolayısıyla önümüzdeki günlerde göreceğiz. Ama en azından bugün gerçekleşmiş olan bu müdahalede ve hala da sürüyor. Nasıl sonuçlanacağını da bilmiyoruz gerçekten. Çok sayıda insanın öldüğü görünüyor. Bunun o kadar da tepkisiz kalmayacağını umalım uluslararası alanda ve bunun da askeri yönetimi bir parça frenletecek bir adım olmasını umalım diye düşünüyorum. Mısır meselesine virgül koyalım ve biraz son 5 dakikamız içerisindeyiz gerçi ama dediğimiz gibi bugün aslında bizim gündemimiz çok farklıydı. Özellikle Kürt Ulusal Kongresi ve Rojava ile ilgili gelişmeler de çok çok önemli. Şimdi Kürt Ulusal Kongresi'nin 2 hafta gibi bir süre ertelenme ihtimali var. Çünkü Rojava'daki katliam iddialarını araştıracak kongre. Bir komisyon kurulacak, bir heyet gidecek Rojava'ya. Özellikle Mesut Barzani'nin çok dikkat çeken bir açıklaması da olmuştu. Tüm imkanlarımızı seferber ederiz eğer iddialar doğruysa diye. Ne öngörüyorsunuz? Irak-Kürdistan Bölgesel Yönetimi Rojava'ya müdahil olabilir mi? Neler yaşanır? Şimdi Mısır'ı konuşuyoruz. Aslında Mısır bölge açısından çok önemli bir örnek. İkinci önemli olay da tabii Suriye'de yaşananlar ve Rojava devrimi. Bunlar bütün bölge politikalarını etkileyen faktörler aslında ve çok derinden etkiliyorlar. Hiçbir şekilde hafife alınamayacak konular. Şimdi dolayısıyla Rojava meselesi de böyle bir mesele. Ve uzun zamandır bu konuda çok ciddi sorunlar yaşanıyor. İşte El-Nusra çetelerinin, El-Kaide türevi çeşitli örgütlenmelerin oradaki saldırıları söz konusu. Ve daha tabii bizi ilgilendiren yanı açısından baktığımızda Türkiye'nin de bu çetelere bir tür lojistik destek sağladığı gerçeği vardı. Ve bu doğrudan doğruya hepimizi ilgilendiren bir konu olmuş oldu. Şimdi bu Rojava devriminin boğulmasına izin verileceği kanaatinde değilim ben doğrusu. Şunun için değilim. Yani genel olarak Orta Doğu'daki Kürt gerçeği açısından baktığımızda gerek Irak, Kürdistan bölgesel yönetimi olsun, gerek Türkiye'de yaşayan Kürt halkı açısından ve onun siyasal örgütlenmeleri açısından olsun. Tabii ki Suriye Kürdistan'ı da eklemek lazım ve İran Kürdistan'daki örgütlenmeler açısından olsun. Hiç kimse bu saydıklarım Rojava'daki devrimin boğulmasına göz yummayacaktır. Böyle bir gerçeklik peki, vardır. Peki ne yapabilir Barzani? Ne yapar? Bunun yani birkaç yolu vardır. Bir tanesi bir kere insani yardım çok önemlidir. İnsani yardım ve sağlık yardımı. Bu açıdan
Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin, Irak Kürdistan Bölgesel Yönetimi'nin hatalı bir tutumu olmuştur sınırların kapatılması konusunda. Bu evet, bu tutumun bir an önce değiştirilmesi gerekiyor ama bu yeterli değildir. Yani bütün bölgedeki Kürt halkının yani kalbi Rojava ile atmaktadır. Her türlü destek sağlanmaktadır. Dayanışma faaliyetleri giderek artmaktadır. Bu çok önemlidir. Uluslararası alanda bu konuda yapılabilecekler vardır. O konuda adımlar atılmaktadır. Yani Rojava devriminin herhangi bir şekilde bu tür silahlı çeteler tarafından boğdurulmasına izin verilmeyecektir. Bunu bir kere görmek gerekiyor. Rojava'nın kendi içinde de çalışmalar devam ediyor. Bir taraftan halkın direnişi söz konusudur bu silahlı çeteler karşısında. Öbür taraftan da Suriye Kürdistan'daki yeni dönem yönetiminin nasıl şekilleneceğine dair tartışmalar yapılmaktadır, çalışmalar yapılmaktadır. Çünkü Suriye Kürdistan'da farklı inanç ve kimlik gruplarının yaşadığı bir bölgedir aynı zamanda. Dolayısıyla bu farklılıkların bir arada bir Suriye Kürdistan'ını ama Suriye'den kopmuş bir Suriye Kürdistan değil, bir özellik çerçevesinde sınırlarını değiştirmeden bir demokratik yönetimi nasıl ortaya çıkartabileceği konusunda çalışmalar yapılmaktadır, projeler oluşturulmaktadır ve ben bu tartışmaların da yakın zamanda iyi bir şekilde sonuçlanacağını doğrusu düşünüyorum. Yani bütün bu noktalardan baktığımızda Rojava devrimi aslında Orta Doğu'nun demokratikleşmesi açısından çok büyük önem taşımaktadır. Şimdi ben de şunu soracaktım. Şurada bir müsaadenizle sözünüzü keseceğim. Tabii. Şimdi dört parçadaki Kürtlerin birlikteliği konusunda hala süre giden şüpheler var. Özellikle bir kongre toplanacak mı toplanmayacak mı diye tartışanlar da bir kısmı en azından bunu destekliyor. Hani böyle bir bütünlük sağlanmak zor. Çünkü çok uzun yıllar öncesinden gelen bazı sorunlar var Kürtler arasında. Peki Rojava meselesi bu Kürtlerin birlikteliği konusunda bir köşe taşı oluşturabilir mi ya da birleştirici bir unsur özelliği taşıyabilir mi Rojava? Ben öyle olduğunu düşünüyorum doğrusu. Çünkü geçmiş yıllara baktığımızda, yakın dönem tarihine baktığımızda aslında farklı parçalardaki Kürt siyasal örgütlerinin ve çeşitli halk temsilcilerinin birbirleriyle dayanışması daha sınırlı olurdu. Ama bugünkü dünyada yani iletişim imkanlarının çok arttığı bir dünyada herkesin her şeyi anında gördüğü, tepki verebildiği bir dünyada ve çok daha fazla birbirlerini tanıma imkanı bulduğu bir dünyada bunun daha farklı olduğunu düşünüyorum. Dolayısıyla bugün açısından dört parçada da yani Rojava dışındaki üç parçada da Kürt halkının ve örgütlerinin Rojava devrimiyle dayanışmasının geçmişe nazaran çok daha canlı ve içten olduğu kanaatindeyim. Birincisi bu. İkincisi, Kürt Ulusal Kongresi'nin gerçekleşmesi çok uzun zamandır hayal edilen bir şeydi. Çok uzun yıllardır. Şimdi çok bunun eşiğine gelinmiş görünüyor ve Rojava bu anlamda da aslında pozitif bir rol oynamaktadır diye düşünüyorum. Dolayısıyla tabii ki sorunlar vardır, tartışmalar vardır bu konuda. Ama bunların daha kolaylıkla aşılabileceği kanaatindeyim bu dönemde. Dolayısıyla bazı ertelemeler olabilir filan ama gidişat aslında bu Kürt Ulusal Kongresi'nin gerçekleşmesi doğrultusundadır. Ve burada talep edilen de şey aslında çok basit bir şeydir. Dört parçadaki Kürt halkının bir birlikte mücadelesini sağlanması, aynı zamanda bu her parçadaki Kürt halkının kendi yaşamakta olduğu sınırlar içindeki diğer halklarla birlikteliğinin, kardeşliğinin, dostluğunun sağlanması ve demokrasinin inşa edilmesidir. Sınırların değiştirilmeden bu adımların atılmasıdır esas itibariyle. Şimdi bu çerçevede meseleye baktığımızda ben önemli bir noktaya gelindiğini düşünüyorum. Ve eğer bu Kürt Ulusal Kongresi yakın zamanda gerçekleşirse bunun sonucunda ortaya daha kalıcı bir yapı çıkacaktır. Bugüne kadar geçici şey olmayacaktır. Biraz daha kalıcı bir yapının çıkması. Bunun biçimi ne olur? Tartışılıp bir sonuç
yaratılacaktır. Fakat şuraya işaret etmek istiyorum. Şimdi Türkiye'de bir demokratikleşme, yani barış ve çözüm sürecini tartışmaya başladığımızda bunun bir demokratikleşmeden koparılamayacağını hep tartışıyorduk. Yani Türkiye'nin demokrasiyle bağ olduğunu düşünüyorduk ve bu açıdan da baktığımızda Kürt siyasal hareketinin aslında Türkiye'de bu dönemde demokrasinin lokomotifi olma özelliğini kazandığını söylüyorduk. Şimdi bunu biraz daha genişletmek mümkün. Şöyle demek mümkün bence. Suriye Kürdistan'da yaşananlar, Rojava devrimi aslında Orta Doğu'da da demokratikleşmenin lokomotifi olduğunu gösteriyor ve bu çok önemli. Peki. Yani Irak Kürdistan bölgesel yönetiminin yanı sıra Suriye Kürdistan'da bir özerk yapının oluşması, Türkiye'deki demokratikleşme adımlarının atılması kaçınılmaz olarak İran'daki ortamı da etkileyecektir ve bütün bu parçalar açısından baktığımızda bunların hepsinin bir demokratik rejimler içinde demokratik siyaset kulvarında yapılan işler olduğunu göreceğiz ki bunların hepsi çok önemli şeylerdir. O anlamda peki. Yani sadece Türkiye'de değil şu anda bence Orta Doğu'da da Kürt siyasal örgütleri, Kürt özgürlük hareketleri demokrasinin lokomotifi olmaya başladılar. Bu da peki. Çok önemli bir şey diye düşünüyorum. Devam edeceğiz tabii konuşmaya ama bugün noktalamak durumundayız. Çok teşekkürler Saruhan Bey. Ederim. Evet, bugün güncel yorumda gazeteci Saruhan Oluç'la birlikteydik. Mısır'da yaşananları odaklandık ağırlıklı olarak. Süremiz el verdiğince de Kürt Ulusal Kongresi ve Rojava'da yaşananları odaklanmaya çalıştık. Kısa bir aramız var. Saat başında tekrar birlikteyiz.